Merhaba arkadaşlar. Bugün lensler hakkında konuşacağım. Ben birinci lens videosunu çekmiştim. Uygun fiyatlı lensler olarak. Ama o videodan sonra ben bir tane daha lens videosu çekmek istedim. Çünkü o videoda göstermek istediğim ve söylemek istediğim bir sürü şey vardı. Ve ondan sonra bana sadece lensler hakkında çok fazla mesaj geldi. Onlar hakkında özel bir video yapmak istiyordum. O mesajlar işte hani sorular hakkında video yapmak istiyordum ayrı. Ve ben bu videoyu bir senedir erteliyorum. 500 yıl sonra yapıyorum. Ama yapıyorum yani. Önemli olan o sanırım. Şimdi yapmak istediğim şeylerden biri. Zaten parça parça ayıracağım bunları ben. Ama yapmak istediklerimi de söyleyeyim size. Bilerek çok böyle geçen mesela takma kirpikli falan makyaj yapmıştım. Şimdi sadece rimel ve çok ince bir eyeliner var. Ki hani lensleri... Takma kirpiksiz veya efsane fazla bir makyajla nasıl gözüktüğünü görelim diye doğal göstermek istedim. Çok doğal değil tabii ki makyajım, bildiğim fondöten doluyuzum ama takma kirpiksiz ve ince bir eyeliner nasıl gözüküyor onu göstermek istiyorum. Ayrı olarak o videodan sonra birçok kişi Freshdew'un mavi, Freshdew'un düz yani haresiz mavi rengini soruyordu. Çünkü onu benim Instagram'ım silindi. Instagram'ımı kapattı birileri. Neyse işte boş. Frenchlik maviye çok fazla fotoğrafım vardı ama bu hesabımda olmadığı için orada işte demiştim, orada bir sürü fotoğrafım var falan demiştim. Ama silindiği için artık yok. Şimdi size Freshdew haresiz mavi göstereceğim. Hem normal böyle güneş ışığında göreceğiz. Elimden gelince farklı ışıklarda göstermeye çalışacağım. Bir bu odada işte, bir de yakından farklı bir odada güneş ışığında göstereceğim. Sonra bir de normal işte floresan, sonra lamba ışığında nasıl gözüküyor ona bakacağız. Bir de göstermediğim orada yeşil lens vardı. Yeşil lensim var elimde. Onu göstereyim. Freshdew'un düz yeşil lensini göstereyim. Zaten parça parça ayıracağım ya. Bakabilirsiniz hangi lenslere bakmak istediğinize. Lenslerden ayrı olarak soru olarak söylemek istediğim şeyler var. Mesela lenslerin batma yapması ve işte hani artması, ondan konuşmak istiyorum. Ve işte hangi lensi almak istediğinizden falan çok konuştum. Zaten kısa kısa onlara bahsedeceğim. Şimdi ilk önce lenslerin duruşuna bakalım. Ben lensleri tek tek deneyeyim. Ve zaten parça, dediğim gibi 5. defa söylüyorum. Parça parça arayacağım. Oradan lenslerin nasıl durduğuna ışıkta zaten söyleyeceğim. Hepsine bakabilirsiniz. Şimdi geçelim. Sarı ışıkta bu şekilde gözüküyor. Beyaz ışıktaki rengi. Freshdew haresiz yeşil. Sarı ışıktaki rengi. Beyaz ışıktaki rengi. Gözümdeki Freshdew hareli. Hareli saf ela rengi. Beyaz ışıktaki rengi. Labella Pixie Grey. Labella Pixie Grey sarı ışıkta. Beyaz ışıktaki hali. Lens ne kadar değiştiriyor arkadaşlar insanı. Gözümdeki Solatica'nın Hydrocol Mel Lensi. Bu lensin bir ara olmadığını söylediler. Yok dediler. Sonra geri gelmiş sanırım, birileri kötü falan yazmıştı çünkü. Ama ben bunu daha önceki videoda gösterdim için yine göstermek istedim.
Bilmiyorum var mı yok mu. Benimki zaten çok eski arkadaşlar. Önceki videoda gösterdiğim için yine gösterilmedim farklı ışıklarda. Çünkü alan alıyor yine sanırım bu lensleri. Şuradaki hidrokolmen lensinin sarı ışıktaki rengi. Beyaz ışıktaki rengi. Şimdi lenslerin batmasından önce bahsetmek istiyorum hemen. Ben ilk lens kullanmaya başladığımda, çok erken lens kullanmaya başladım ve renkli lens kullanmaya başladım ben hemen ilk başta. Safela'yı kullanıyordum. Hatırlıyorum, Freshloon Safela hareli rengini kullanıyordum ve inanılmaz batma yapıyordum. Benim gözüm birazcık problemli bu konuda, benim gibi olanlar bilir. Hangi lens takarsam takayım batma yapıyordu. Sanki o gözümde lens olduğu hissi gitmiyordu ve kafayı yiyordum ben. Benim boşluğumdan bahsettiğim için ben bunun nasıl çaresini bulduğundan bahsedeceğim size. Birinci olarak sizin yaptığınız yanlışlardan biri bence benim annemden. Siz önce sizin yaptığınız yanlışlardan bahsedelim ve neden battığını bahsedelim. Tamam, sonra ben kendi seçeneğimi nasıl bulduğumu söyleyeceğim. Çok yararı olmuyor ama ancak bunu bulabildim. Anlıyor musunuz? Birinci olarak lensleri iyi temizlememizi takmadım. Bunu benim annem yapıyor. Annemde gördüğüm için söylüyorum. Annem de çok lens kullanıyor. Lensi aldığı su, lens kutusu var ya, lens kutusundan olduğu gibi gözüne takıyor. Bir, o lensin içindeki suyu temizlemeyi unutuyor. Her lensinizi taktıktan sonra lens kutunun içindeki suyu temizleyin. Hatta var ya, suya tutun böyle, o kabı iyice temizleyin. İçinde küçük küçük bile olsa farklı tozlar olabiliyor. Artı olarak lens suyunu değiştirdikten sonra lensi takarken de ne olursa olsun, sen lens suyunu değiştirirsen değiştir. Lensi takarken eline solüsyon koyup, yani lens burada ya, solüsyon koyup solüsyon koyduktan sonra tekrar temizleyin. Bunu gösterebilirim aslında. Nasıl temizlendiğini küçük bir göstereyim. Evet, elimi yıkadıktan sonra kullanacağım lensimi alıyorum. Lensimi çıkarıyorum ya. Aldıktan sonra avcumun içine alıyorum lensimi. Ve lens suyuyla, solüsyonuyla bir güzel sulayacağım her tarafını. Ben genelde bu şekilde yapıyorum. Elimi solüsyonun etrafında toz mol olabilir diye ben yine elimi böyle bir tekrardan ıslatıyorum. Bayağı dikkat etmeye çalışıyorum. Daha sonra lensimi alıp gözüme takıyorum. İkisini de aynı bir şekilde taktıktan sonra bunun içindeki suyu boşaltıyorum. Kabı böyle temizliyorum. Daha sonra solüsyon ekliyorum. Çünkü zaten mantık olarak biz lensi gözümüze taktık ya. Lensi gözümüze taktıktan sonra dışarıda dolaşıyorsun, geliyorsun ve o lensin ön kısmına tozlar mozlar yapışıyor olabilir. Ve büyük ihtimalle yapışıyor. Mesela onu çıkartıyorsun, tekrar solüsyonun içine atıyorsun ya, solüsyonun içinde toz moz oluyor. Yani zaten takarken temizlemek zorundayız. Solüsyonla daha demin yaptığı gibi temizlemek zorundayız. Çünkü dışarıdan geldiğin lensi bunun içine bırakıyorsun. Tabii ki temizleyeceksin. Bunun içindekinin de temiz olması o yüzden önemli. Zaten tozlu bir suya tekrar koymak istemezsin. Bu kadar. Bu hepimizin bildiği bir şey. Yani şimdi şey diye olabilirsiniz. Aa işte çok saçma, bunu ben hep yapıyorum şimdi. Niye böyle boşluk söylüyorsun? Ama annemden gördüğüm için söylüyorum. Herkes annem değil tabii ki ama olan vardır illa ki. Annem mesela temizlemediği için batma hissi yaşıyor ondan sonra ve söyleniyor, batıyor lens falan ama temizlemiyor mesela. Böyle bir seçenek var. Yapmıyorsanız dikkatli olarak lensinizi temizleyerek, solüsyonu temizleyerek takmayı unutmayın. Zaten gösterdim. Benim kuzenim de lens kullanıyor ve dedi ki eğer gözünde batmalısı, ama o hep mesela bir hafta kullanıyor. Pek rahatsızlık çekmiyordu ama bir hafta kullandıktan sonra gözü kuruduğu için göz kuruluğu suyu gibi bir şey kullanıyormuş, tamam mı? Dedi ki ben bunu kullanıyorum batma yapınca da. Ama o zaten bir hafta takıyor arkadaşlar. Bir hafta takınca lütfen batsın falan demiş. Ben sadece bir gün takıyordum. Hani bir gün takınca batma alıyordu. Tabii ki batmasın da. Göz kuruluğu için işte göz suyu falan kullanıyormuş. Ben de çok fazla göz damlası kullandım göz kuruluğu için. Yani lens takanlar zaten genelde öyle şeyler kullanıyor.
göz kuruluğu için göz damlaları kullanıyor genelde. Ama benim bundan haberim yoktu ve ben ta küçüklüğümden, işte ortaokulun sonundan bu yana birçok göz damlası kullandım. Ve genelde göz damlasını lensim gözümdeyken göz damlasını damlatıyordum. Ve şeyi fark ettim, göz damlasını lensinizi çıkardıktan sonra değil, gözünüzdeyken damlatırsanız lensin göze batmasını engelliyordu. Ben bu şekilde bir çözüm buldum. Birçok göz damlası kullanmadan eczaneye gidip dersiniz ki işte göz kuruluğu için göz damlası verebilir misin? Ben şey diyordum genelde ilk başta, işte lens kullanıyorum, gözümde batma yapıyor. Verebileceğiniz bir şey var mı gözüme falan filan. Göz kuruluğu için göz damlası verin falan diyordum ve o şekilde aldım. Şimdi en son kullandığım, burada göstereyim size. Çünkü bende kutusu öldü. Bakın bu kadarı kaldı kutusu. Ve zaten şey olduğu için, telefon ters gösterdiği için şu an göremiyorsunuz. Ama No Aqua sanırım adam. En son bunu kullandım. Bir uygun, en uygunları bu. Şu kadarcık oluyor bazı göz damlaları, tamam mı? Ve 40-50 lira falan oluyor. Ama bu uygundu. 30 lira falan da en son aldığımda. Büyük ihtimalle hala uygundur. Ve içinden şöyle bir sürü çıkıyor bakın. Ya şimdi bende bu kadarı kaldı. Ama bundan daha fazla çıkıyor yani. Kaç tane oldu zaten üstünde yazıyordur. Bilmiyorum. Ama bu şekilde bir sürü çıkıyor. Ve ben bunun tamamını zaten bitirmeniz bayağı uzun sürüyor. Günde ne kadar, yani bir günlük, bir gün anında bitiremiyorsun bunu. Mesela bunu kullandın. Ay, açamayacağım. Bunu kullandın, açtın ya. Hani zaten bir damla, iki damla döküyorsun gözüne ve kalıyor. Kapağını kapatıyorsun. Bu zaten gidiyor yani 2-3 gün. Göz batması olarak, lensin göze batması olarak ben bunu bulabildim arkadaşlar. Sizin başka bu konuda fikirleriniz varsa, yani hani sizin de gözünüz, lensiniz gözünüze batıyor ve hani ben bu şekilde bir seçenek buldum diyorsanız lütfen yazın. Çünkü bu konuda birçok kişi problem çekiyor biliyorum ve birçok kişi yazıyor bana. İşte en çok gelenlerde mesela labella lensinin inanılmaz battığı ve kötü olduğunu söylüyorlardı. Ben işte dediğim gibi bende hep batma olduğu için ben yadırgamadım labella lensini kullanırken. Şunu yapıyordum işte, bunu gözüme batıyorum. Yani bende bütün lenslerde batma oluyor. Freshlip'te de oluyor, işte labellada da oluyor. O yüzden özel olarak yadırgayabileceğim ve işte şey diyebileceğim biri değilim. Bu lens bende batma yapıyor, siz bunu almayın diyebileceğim bir şey değildi. Ama yorumlara baktığımda en çok labellanın battığı ve kötü olduğu söyleniyordu. Onu da ekleyeyim. Ama dediğim gibi bunu kullanarak bende işe yaradı. Belki var ya, bu sizde işe yaramayabilir bile. Yani o yüzden bir deneyin, uygunundan alın, bir deneyin, belki o batma hissini geçirebilirsiniz. Önerebileceğim tek bu göz damlası var ve lensinizi takarken temizlemeyi lütfen unutmayın. Bir de artı olarak, son olarak da şunu söyleyeyim. Bazen lens çok küçük yırtılmış oluyor. O da inanılmaz bir batma yapıyor ama fark etmiyorsunuz onu yırtıldığını. Onu da yaşamışımdır yani. Çok küçük yırtılmıştı ve inanılmaz batma yapıyordu. Ben damlaları döküyorum, her şeyi yapıyorum, hala şey yapıyordu. Lens yırtıkmış. Buna da dikkat edin yani. Lens yırtıldığında da çok küçük bile olsa sizin göremeyeceğiniz bir şekilde o da inanılmaz batma yapıyor. Bunu da ekleyeyim ama büyük ihtimalle onu fark edersiniz yani lensinizin yırtıldığını. Çünkü inanılmaz ağrı yapıyor. Daha sonra hani lens alacağım, hangi lens alayım? Şimdi şöyle bir şey var, lens genel olarak hani nasıl alacağınızı siz karar verebilirsiniz. Çünkü tipinize bakıp işte hangi lens istiyorsanız, hangi rengi hep hayatınız boyunca merak ettiyseniz onu almaz mısınız? Ben genelde önerdiğim şey Fresh Dawn Harisiz Mavisi oluyor. Bildiğimiz, zaten burada tekrar göstereyim ama bildiğimiz hep bunu önemli. Çünkü bir uygun, ki şu anda biliyorsunuz durumdan dolayı lensler de çok uygun değil artık. Ama o zamanlar yani ben hep onunla gitmiştim. Öğrenciydim. Ay, burnum kaşınıyor ya. Ve makyajın dozusunu istemiyorum. Böyle o yapıyorum. Yoksa mal değilim arkadaşlar. Ve işte oradan yeşil veya mavi seçmek size kalmış. Bu da nasıl size kalmış? En çok merak ettiğiniz renk ne? Genelde mavi oluyor. Maviyi deneyebilirsiniz tabii ki. Düz harisiz mavi. Ben size önereceğim şey, işte böyle Instagram'da filtreler falan oluyor biliyor musunuz? Göz renginizi değiştiriyor. Snapchat'in filtresi var, TikTok'un filtresi falan var. Yani göz renginizi değiştiriyor. Orada göz renginizi değiştiren lenslerden bakın. En çok hangisi hoşunuza gidiyorsa, mavi mi yeşil mi, ona göre istediğiniz rengi alın. Bence bu şekilde seçmeniz mantıklı olur veya zaten kafanıza koyduğunuz bir renk varsa o şekilde. Çünkü sonuçta gözünüze bir lens alıyorsunuz ve kötü durabilir, iyi durabilir sizin kafa yapınıza göre. Öyle bir Instagram filtrelerinden falan seçebilme seçeneğiniz var. Bence o şekilde yapın. En mantıklısı o. Diğer türlü ben size bir fikir veremem. Tipinizi görsem de bana göre mesela hepsi yakışıyor. Bana soran oluyor hani bu lens bana yakışır mı? Hani hangi renk alayım? Saçım işte siyah renk, nasıl, hangisi yakışır falan. Bana göre hepsi yakışıyor. Mavi, yeşil hepsi yakışabilir sana yani, safela. O yüzden kendiniz o şekilde filtrelerden bakarak bence çok daha yardımcı olabilir size. Saç rengine göre de şöyle söyleyeyim size. Bak bunun hakkında da çok konuştuk. Saç rengiyle alakalı da size şöyle söyleyeyim. Fresh Caris Mavi ile
şurada fresh ve kahretsiz maviyle şurada size her saç rengimle göstereyim. Ben fresh ve kahretsiz rengini pembe, mavi, işte ne bileyim siyah, sarı, her saç rengiyle o lensi taktım ve bana göre her saç renginde güzeldi. Her saç rengi de gidiyordu. Ya aslında saç rengiyle alakalı mı? Evet, alakalı. Ama dediğim gibi belki de fresh ve kahretsiz mavi çok global bir renk. Her şeye gidiyor, her renge, her saç rengine gidiyor. Yani burada göstereyim. O yüzden fresh ve kahretsiz mavi, evet, mantıklı geldiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi sizin Instagram filtrelerinden falan bakmanız veya başkasından fikir almanız veya ne bileyim shopla bile bakabilirsiniz. O şekilde bakmanız daha mantıklı olacak bence. Son olarak da ekleyeceğim şeylerden biri. Bazı lensler, mesela Labella gri aldım ben. Labella'nın Pixi grisini aldım ya. Bu renk gerçekten inanılmaz açık renk. Açık renk. Mesela bunun aynısı Fresh Look Haresiz gri var. Onda da öyle duruyor. Gri renkler gerçekten inanılmaz açık duruyor. Yani bunu diğerki videoda 500 defa söylemiştim ama gerçekten komutan logar gibi duruyor arkadaşlar. Mesela buraya koymama izin verin. Labella'nın gri lensinin daha demin taktığım gri lensle, mesela daha demin taktığım Labella'nın gri lensini doğal makyaj taktım ya, buraya koyayım. O haliyle şey farkına bakın. Labella ağır bir makyaj yapmıştım. Siyah, smoky falan. Orada ne kadar güzel duruyor. Hatta var ya, en güzel mavi makyajla güzel duruyor. Ağır bir mavi makyaj. Buraya koyayım lütfen, bakın. Ne kadar güzel duruyor, ne kadar doğal duruyor renk. Evet, söyleyeceklerimi bitirdim. Buraya yazmıştım da ona bakıyorum arkadaşlar. Sonunda lens videosunu çektim. Ve inşallah işinize yarar olmuştur. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni tıklayabilirsiniz veya abone olabilirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.